Ay delireceğim, vallahi delireceğim. Kızım nereden çıktı bu isteme işi şimdi yavrum? Sen daha küçücük kızsın be çocuğum. Anne! Ne küçüğü ya? Evlilik çağındaki kızla yaşıtlarımın çocuk fotoğraflarına bakın kalanılıyor. Çok, çok güzel. Onun o sakinliğine senin fevri çıkışın çok güzel. Ama daha isyankar başlayabilirsin. Anne! Anne ne küçüğü ya? Ayşen. Evlilik çağındaki kızlar yaşıtlarının çocuk fotoğraflarına bakıp kahroluyor. Ben torun fotoğraflarına bakıp kahroluyorum. 45 yaşına geldim. Ya evle beni ya da turşumu kur. Artık yeter. Ama Ayşen'cim yavrum neden sen böyle fevri davranıyorsun anacığına? Bak şimdi sen ara kızım onları. De ki gelmeyin efendim, biz size teşekkür ediyoruz de. Tamam mı? Bak ben zaten kızımı öyle tanımadığım insanlara her önüne gelene veremem mi yavrum? Ana! Tamam. Şimdi isyan daha da büyüdü. Vermiyorum diyor ya. Tamam. Tam o son önüme gelene veremem'den evet. Yavrucuğum ben zaten kızımı öyle her önüne gelene veremem. Lütfen Ayşen. Ana! Neden vermiyorsun anne? Beylikdüzü'nde bir arsa mıyım? Gittikçe değerlenecek miyim? Ayşen. Ana! Anne! Vallahi gerçek aşkı buldum. Vermezsen beni ona, kendimi pavyona veririm. Ama! Hayır! Dur, lütfen Ayşen! Veririm! Bak ben böyle şakaları sevmiyorum ama lütfen! Dur! Allah'ım sen yardım et yarabbim. Tamam kız, peki tamam, peki. Gelsinler bakalım, tanışalım, konuşalım. Belki anlaşırız, tamam mı çocuğum? Ya ha. Tanıyınca sen de çok seveceksin. Çünkü o bir prens. Ay anne! Geldiler, vallahi da geldiler. Senin bulacağın prense yarabbim. Allah'ım inşallah hayırlı bir kısmettir. Hadi sen yardım et yarabbim. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun çocuğum. Damat sizsiniz herhalde. Ha yok. Efendim yanlış anlaşılma olmasın. Ben hali hazırda dilekçiyimle evliyim. Evet. Merhaba. Damat. Çekil kız. Damat. Yalaka. Selamun aleyküm. Ver de elini öpeyim nene. Nene mi? Nene mi dedi bana? Ben anlayamadım. Siz şaka yaptınız herhal. Nene? İbrahim nene karının kulağı komple gitmiş. Yazık yazık, yaşlılık. He nene dedim nene. Ver de elini bir daha öpeyim nene. Ayşe'cim yavrum sen söylesene nenesi. Ben daha 60 yaşıma yeni girdim efendim lütfen. Ya Şefko, nenem değil annem o benim, şapşik. Ay çok pardon. Ben de böyle kabak yemeği gibi diken diken suratını görünce bum buruşuk. Bunun anasının anası sandı mıdır seni? Kusura bakma, kusura bakma. Senden de özür dilerim kadınım. Ay önemli değil prensim benim. Kızım Ayşe'cim bir gelebilir misin yavrum sen şöyle gel. Oturun. Şöyle. Tabii tabii buyurun efendim oturun. Kızım ne prensi? Pense bu pense. Yavrum dili de pabuç kadar. Kızım Allah'ını seversen gönder şunları evine. Anacığını üzme hadi kızım. Anne! O beni sahiplenen bir çılgın. Ya ne kadar da tatlış baksana. Allah'ım resmen hipnotize etmiş kızımı. Deli olacağım ya Rabbim. Ya o adamın tipine bak. Kornişon turşu gibi herif ya. Benim kulaklarım seninki gibi sağır değil. Çakal! Şuna bak. Ay İbrahim görüyor musun? Gelinimden ne çekiyorsam aynısını kaynanamdan çekiyorum oğlum. Ay benden ne çekiyorsun ya? Esas ben senden çekiyorum. Ne yapmışım ben sana? İbrahim bir şey söyle babana.
Tamam. Ama dilekçim yani sen de babamın en mutlu gününde çok üstüne gidiyorsun. Çok üzüyorsun onu en mutlu gününde. Tam da kızı alıp gidecekken diyorum babam. Tamamen gidecekken diyorum. Sus lütfen, lütfen. Aman bu da babasının oğlu pısırık. Kız! Kahnem! Şunun suratına bak. Bana uzayan dilin toprak olsun da ufum ufum ufalansın inşallah. Aysel, anana söyle de seni bana bir an önce versin de şunların elinden kurtuluyum artık. Evet versin, hadi ver anne. Biz onunla o kadar çok mutluyuz ki beni hep koruyup kolluyor. Ya geçen gün çorba içerken kıl çıktı içinden. Aşçıyı bir gömdü, bir gömdü. Adam anlayarak gitti kafasına lazerle epilasyon yaptırdı. Senin ağzına ben kıl soktutturur muyum? Kadınım, kalbimin keşkülü. Ay, mutluluktan öleceğim Şevko. O zaman ben gideyim kahveleri yapayım, sen de beni iste. Tamam, hadi. Gını gını gını. Yapma, bak. Çimcimeye bak. Ya, vallahi katılacağım. Yeter artık! Şey. O zaman an sana bir öpecek. Kahveleri yapacağım zaten. Allah'ım. Dişisine kur yapan makak maymunu gibi. Baktıkça kahroluyorum. Efendim, naçizane, baş başa kalmışken, şimdi ben açık sözlü biriyimdir. Ben öyle kızımı yani alalade, böyle hızlı bir şekilde evlendirmek istemiyorum efendim. Teşekkür ediyorum size. Vallahi çatır çatır çatla kızını alacağım kaynana. Sevdalandık biz, aramıza giremezsin. Sen kıçını devir bir tarafa da hasedinden çatla öyle. Allah Allah. Anlayamıyorum yani ben. Bana mı bir laf bana mı söylüyor, bana mı bağırıyor? Ben şaştım kaldım. Hayır yani. Efendim, hayır. Aşk olsun hiç olur mu öyle şey babacığım? Latife ediyor. Siz nasıl diyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi deminki o şey laf uygun olmayabilir. Onun yerine aynı imada bulunacak başka bir şey söyleyebilirsin mesela. Kıç yerine mi? Ya öyle deme diyor. Başka bir kelime. Yanlış anlaşılmasın diye. Bir tık önceden şey yapalım. Beyefendim naçizane. Ben kızımı veremem yani öyle söyleyeyim. Çatır çatır çatla kaynana. Çatır çatır. Biz evleneceğiz. Alacağım kızını. Sevdalandık biz. Sen o naçizaneni bir tarafa koy da. Hasedinden çatır çatır çatla. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Beyefendi ne diyor babanız bana? Ben anlamıyorum yani. Bana mı çemkürüyor acaba? Naçizane diyor efendim. Naçizanedir yani sonuçta. Yani bu yani bilmiyorum ayıp oluyor. Bilmiyorum. Yok yok olur. Aa latife ediyor babacığım. Hiç. Şaka yapıyor. Ortamı yumuşatmak için böyledir. Ha böyle kendi nevi şahsına münasırdır. Çok kadir şinastır. Çok tatlıdır. Çok yani babam. Ay o ne sempatiktir. Çok da iyi aile babasıdır. Aferin İbrahim, babanı öv böyle. Evet. Tabii tabii efendim. Kendisinin tuvalet eğitimi, aşıları hepsi tam. Alın gidin bunu paket. Hoşt! Şunun suratına bak kahnem. Bağ köpeği gibi havlıyor kulağımın dibinde. Şunun suratına bak. Bana çemkiren ağzın gözün buruşsun inşallah. Suratsız nursuz. Kahnem sıfatsız. Ay suratına bakamıyorum vallahi. Yüzüne nalet gelsin. Puh suratı. Seni naçizane dedi. Naçizane. Ama bir dakika. Naçizane sıvayım suratı. Şimdi dedim ki. Benim hiçbir suçum yok. Sıfat onu çağırıyor. Halbuki direndin de biraz yani. Başka kelimeler koydun, başka cümleler ekledin. Tamam. Direndin çok senin suratına naçizane ben. O. Dur. Herkesin kelimeleriyle... Onu bir... Hırsa bak ya. Onu bir baştan alıp kurtaralım orayı. Efendim kendisinin tuvalet eğitimi, aşıları hepsi tam. Alın gidin bunu paket. Hoşt! Bağ köpeği gibi havlıyor. Şuna bak kahnem. Senin suratına ha bu çocuk çek.
Ben şey yapamam. Naçizane. Otur yani... şuraya İbrahim. Sen de kaşınma gel. Yani... İbrahim'i seçme nedeni daha ağır hakaret etmek için miydi? Yabancıya gitmez diye. Onu tanıyor nasıl olsa diye. Evet. Hazırsak şimdi. Efendim kendisinin tuvalet eğitimi, aşıları hepsi tam. Alın gidin bunu paket. Hoşt! Bana köpeğe gibi havluyor kaktım. Suratsız, cibiliyetsiz. Ağzın gözün burusun inşallah. Bana uzanan dillerin toprak olsun inşallah. Şunun suratına bak, gülme de bana. Namert, puh! Senin yüzüne sıçanlar... boya yapsın, badana yapsın senin suratına. Ay, bu iyi, bu iyi. Ay, bu iyi. Tamam, bu iyi. Ne oldu, arsızlaştın değil mi? Puh! Yüzüne nalet olsun senin. Baba, övsene burada kaynanama beni, öv. Aman öveyim de git bir an önce kurtulalım senden işte. Ay efendim, kendisi çok güzel yemek yapar, temizlik yapar. Vallahi billahi, alın gidin bunu, evet, oturalım be. Efendim, zaten siz daha çok veriyor gibi değil de kaptırıyor gibisiniz. Peki, naçizane ben bir soru soracağım size. Siz ne işle meşgulsünüz efendim? SSK emeklisi efendim. Evet, hemen nasıl bir emekli, nasıl güzel bir emeklidir kendisi bir görseniz vallahi. Ne olur alın be, alın bunu gidin be. Alacağız zaten kızım, alacağız. Yani benim kız hipnotize oldu, mecbur alacağız. Peki efendim, tekrardan naçizane. Şimdi siz evleneceksiniz herhalde kızımla, evet. Evlendikten sonra nerede ikamet edeceksiniz acaba? Asıl siz nerede ikamet edeceksiniz? Biz Nur Tanem'le konuştuk, bu evde kalacağız. Bu ev geniş, merkeze de yakın. Nişantaşı'na, sosyeteye gideriz. Çeşme'de de yazlıkla araziniz varmış. Yazın da orada oturacağız. Oh, oh! Ay çok güzel, oh! Oğlum oh. Sen hiç sevinme. Sizin şu anda oturduğunuz evimi de kiraya vereceğim. Nur Tanem'le dünya turuna çıkacağız. Harçlık olur. Ben hep saniyelik mutluluklar yaşıyorum. Efendim, pardon, ben anlayamadım herhalde. Siz şimdi, ben zaten burada oturuyorum. Siz nerede oturacaksınız, ben onu soruyorum. Senin zaten yaşın gelmiş. Sen kısa zamanda ölürsün. Sana göre hayat planı yapamayız. Allah Allah, yahu beyefendi siz artık yani sınırı aştınız. Nasıl konuşuyorsunuz benimle? Ben 60 yaşına yeni girdim yani. Siz kaç yaşındasınız? Kaç yaş var bizim aramızda? Ayrıca ben niye ölüyorum? Siz ölün. Ne, ben mi ölüyüm? Evet. Anam bana öl dedi bu. Aysel! Aysel, anam bana öl dedi. Anam, bu izdivaca mani var. Anam! Anam yılan gibi girdi aramıza, yılan gibi. Oğlum bayılacağım. O bileklerim, o İbrahim. Anam! Tamam, tamam hocam. İzdivacıma mani olmana izin vermem. Bak, kendimi pavyona veririm. Yahu kızım, ben bir şey demedim yani. Ben, bu adam seni etkilemek için beni kullanıyor. Ben seni ne kullanacağım? Senin son kullanma tarihin geçmiş. Bu hayattaki laf ömrünü çoktan tamamlamışsın sen. Ay, çok kötü oluyorum ya. Laf sokuluyor bana. Aha, bundan ne çekiyorsam aynısını bu kahvemden de çekiyorum. İbrahim oğlu yavrum bile kötü oluyor. Yine git, tamam. Anam kötü oluyor. Kızım, asıl sen düşün yavrum. Dedikoducu Nazan teyzenin bıyıklısı bu. Allah aşkına ya, bununla mı evleneceksin? Numaradan da bayılıyor adam ya. Sensin numaracı, iftiracı, nursuz. Görmüyor musun baygınım? Allah Allah, senin için pis. Ay, yine bayılacağım. Ya Ayşe'cim, bana hakaret ediyor. Sen öyle oturuyorsun be kızım. Bul sana bir şey desene şu adama. Prensim lütfen ama, değmez bu kadın için üzülmeye. Gömme annemi, yazık sana. Ben onu niye gömeyim canım? Onu artık belediye gömsün. Şuna bak, nursuz sıfatsız. Ay, çok çekiyorum bu kaynana dilinden, çok. Ay efendim, aslında kendisinin altın gibi kalbi vardır da... bugün işte birazcık huysuz kendisi. Ya. Ne olur alın gidin siz bunu be. Hah, ne olur. Ya, gel vatandaş, elimizde tek kaldı. Bunu alana bir kilo çiçek balı bedava. Dek, ne yapıyorsun sen ya?
Ne alakası var? Bal falan olur mu öyle şey? Bir kilo da kas kaşarı veriyoruz. Gel! Gel patron çıldırdı. Gel babadan da pink var. Gel! Al git akşam pazarı. Al yanında bir kilo kas kaşarı. Al artık. Almıyorum efendi. Almıyorum yahu. Bu adamın ne edebi var, ne kültürü var. Benim kızım iki tane üniversite bitirdi. Bu adam ne okudu? Daha okumadım ama senin selanı inşallah. Ben okuyacağım aha bu ağzımdan. Şuna bak Aysel anana bir şey söyle. Psikolojimi bozuyor. Üstüme gelmesin ne yapalım? Anne! Bak son sözüm. Ben Sefkoş'u seviyorum. Onunla da evleneceğim. Ben ona vermezsen bak kendimi pavyona veririm. Ay senin bu tipinle pavyonda ne yapsınlar be? Veriyorum buna. Teslim oluyorum efendim. Teslim oluyorum buna. Ay şu an çok neşelendim. Ay çok güzel. Kaşar taze mi? Taze abla taze. Yerine verin bana. Haydi canım hadi güle güle abla. Ay çok mutluyum şu an. Çok neşeli. O zaman kaynanam için yazdığım şiirimi okumak isterim sizlere. Ben şimdi yumuşadım ya, benim gönlümü alacak şiirler. Buyurun alın efendim. Aynen öyle efendim. Güzel güzel şiirinizi okuyalım tamam. Böyle. Oh, keyiflenelim vallahi. Oh. Şiirimin ismi Nursuz Kaynanam. Bir laf söyledim, yüzün kararttın. Ben ortaya söyledim, üstüne mi alındın? Sevdiğime hediye ceket almışydım. Üşüdüm diye alıp ceketi kendi üstüne mi alındın? Derdin hep şekil şükül. Sevdalandık biz aradan çekil. İstemiyorum patates soğan. Çekilecek dert olsan zaten kaçmazdı kocan. Çok güzel. Ben buraya yatayım. Siz de benim üzerime iki kürek toprak atın. Yahu ben ölmeden adam gömüyor beni. Aa, aa Latife eğer bunlar şaka şakalar. Ne açsana, ne açsana. Ha. Hiç yakışıyor mu size? Yaşlı başlı kadın efendim, gerildik, çok gerildik. Duygulandık, kah güldü, kah ağladık. Ve hiç böyle moralimizi bozmayalım. Bakınız ne güzel keyif var burada. Zannediyorum bunun içinde oyun havası vardı. Oynayalım, göbek atalım, bir de yüzüklerimizi takalım. Hayırlı uğurlu olsun efendim, buyurun efendim. Hadi bakalım, hadi. Oh! Oh, hadi bakacağım. Kız karanlar çatlasın. Oh. Evet. Evet efendim. Yüzüklerimizi takalım efendim. Aysel Hanımcığım, hayırlı uğurlu olsun efendim. Ama pavyonlara düşmeden inşallah, buyurun. Buyurun efendim, oh. Hadi efendim, ah, babacığım. Oh, şöyle. Oh, oh, oh. Evet babacığım, evet. Hayırlı, evet. Ah, hemen de keselim, bitsin gibi. Oh, 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 gitti, 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 gitti. O kadar çok mutluyum ki seninle, Şenkoş. Sen daha dur, yazdığımızda ben sana ne şiirler, ne şarkılar okuyacağım. Alırsın sen benim yazdığımı, kızımı verdim, yazdığımı vermiyorum efendim. Tapusu bende. Kız, yazlık ananın üstüne mi? Evet aşkım. Peki bu ev? Evet. Arsa? Evet. Yeter artık! Hani benim de dedin ya kız? Benim hiçbir şeyim yok ya aşkım. Sana verebileceğim tek şey sevgim. Ağzıma mı sokacağım sevgini? Şunun suratına bak, tarla faresi gibi suratıyla benim diriliğimden faydalanmak istiyor. Kahlem. Yani sen benim mal varlığım için mi seviyordun? Yok, şu mal beynin için seviyordum. İbrahim oğlum, görüyor musun? Babam bedavadan damat oluyordu az kalsın. Ya hadi gidelim buradan, götür beni. Götür beni de ayaklarımı ısırganla suyla yıka oğlum hadi. Dilek giderken ısırgan alalım canım. Ah, tamam. Isırganlar tek tek. Dur bir dakika dur. Kaynana, kız kaynana, bu ev, arazi, yazlık senin üstüne ise acaba biz senden bir şey yapsak? Defol! Sinirlerince de çok tatlı oluyorsun. Defol! Edepsiz! İşte burası baba. Bahadır, Bahadır.
belanın ve musibetin İstanbul şubesi bağırdı.